Herkese merhabalar. Bugün koroner stent komplikasyonlarından bahsedeceğim. Komplikasyonları yönetmek oldukça önemli. En sık komplikasyonları anlatacağım. Neler bunlar? Diseksiyon, perforasyon ve ekipman kaybı. Bu bir anjiyografik görüntü. LED'sin total olduğunu görüyoruz. RCA'dan LED'de bir kolateri var. Aslında bir CT vakası. O yüzden de bilateral enjeksiyon yaptığımızda ana koronerde distale doğru başlayan diseksiyon daha sonra retroaort olarak aortaya doğru ilerlemiş. Yani koroner aorta diseksiyonu, yani koronerden başlayan aortaya doğru ilerleyen bir diseksiyon görüntüsü var. Başka bir vaka, sağ koroner arterinde mid bölgede bir lezyonu var. AL guiding kateter ile oraya bir stent koymuşuz. O esnada görüntü aldığımızda aortaya doğru yayılan bir kontrast tutulumu var. Peki bu aşamada ne yapmalıyız? Bir başka vaka, bir normal radyal yoldan anjiyografi yapmışız. LED'de şu bölgede bir darlığı var. Sonra hastayı servise almışız. 20 dakika sonra hastanın göğüs ağrısı başlamış. Tansiyonları düşmüş. Sonra tekrar masaya aldığımızda gördüğümüz tablo bu. Ana koroner distalinde ostiyuma kadar uzanan bir diseksiyon var. Ki bu durumda neler yapmalıyız? Bu vakada özellikle trulmeni bulmak oldukça zor. Bir OTV balon ya da mikrokateter desteğiyle intralüminal ilerleyip lümene düşmek çok kolay değil. Gördüğünüz gibi hep subintimal diseke alanda gidiyor şeyimiz. Paralel wire tekniğiyle en son lümene düşmeyi başarmışız. Sonrasında lümene düştükten sonra işimiz kolay. Diseksiyon ostelden başladığı için sadece ostiyumdan aortaya doğru taşıyacak şekilde bir stentlemeyle hastayı tedavi etmişler. Asıl sorun doğru yerde lümene düşebilmek. Şimdi özellikle iatrojenik aort diseksiyonlarında koroner ostiyumda tutuyorsa tabii koroner ostiyumu aortaya taşıyacak şekilde stentlemek önemli. Ama özellikle aorta taşan Danik 3 sınıf, yani Danik sınıflaması var aorta seksiyonlarında. Bu sinotübüler bileşkenin hemen üzerinde ise Danik 1, 4 cm'e kadar taşıyorsa Danik 2, 4 cm'in üzerinde de çıkıyorsa kontrast tutulum, buna Danik 3 iatrojenik diseksiyon diyoruz. Burada en güzeli koroner BT çekip diseksiyonun seviyesini belirlemek en güzel olanı. Bu vakalarda yönetimimiz nasıl olmalı? Onları tartışacağız. Eğer koroner diseksiyon varsa, kılavuz telimiz lümende ise hemen stent implant etmek. Ama koroner stentimiz telimiz lümende değilse, o zaman kontrast kaydı star tekniğiyle ya da bir OTV balonu ile lümeni bulabiliyorsak, o zaman tekrar stenti implant edebiliriz. Bunları yapamıyorsak, o zaman işimiz zor. Diseksiyonu kapatamadığımız sürece lümene düşerek ve hastanın da hemolojisi bozuksa, o zaman hastayı cerrahiye vermek en güzel olur. Peki iatrojenik diseksiyonlarda ne yapacağız? Eğer Danik 3 değilse, yani diseksiyon 40 mm'nin daha üzerinde değil ise sinotübüler bileşkeden, bu hastaların çoğunu aorta ostal bölgeyi stentleyip takip etmek ve konservatif gitmek yeterli olur. Eğer diseksiyon Danik 3 sınıflamasıysa, yani sinotübüler bileşkenin 40 mm daha üzerinde ise, kavitüs ağızlarına kadar uzanıyorsa, bu vakaları acil cerrahiye vermek lazım. Bu vakalarda mümkünse antikoagülasyon nötralize etmemek lazım. Çünkü edildiğinde bu vakalarda koroner oklüzyonlarda akut tromboza oluşup daha kötüye gidiyor hastaların klinikleri. Tabii eğer tamponat bulguları varsa perikardiyosentez yapmak gerekiyor. Diğer bir sık komplikasyonumuz perforasyon.
Radyal yoldan yapılan bir anjiyografi, öncesinde bir aterektomi yapmışız. Sonrasında guideliner desteğine rağmen bir balon ile dilatasyonlarımızı yaptıktan sonra distale bir stent, sonra proksimale bir stent koymuşuz. Stent koyduktan sonra görüyorsunuz dokunun dışına taşan tip 3 bir perforasyon var. Bu aşamada ne yapılabilir? Öncelikli olarak oraya uzun süreli balon şişip beklenebilir. Bu eğer perforasyonu sınırlamıyor ise Graves stent koyulabilir. Bu aşamada hemodinamisi bozulmuşsa perikardiyo sentezi yapılabilir. Mümkünse antik yani hepatini nötralize etmemekte fayda var. Burada Graves stenti koymuşuz. Uzun bekleme sonuç vermediği için. Sonra işlemi başarılı olarak bitirmişiz. Bir başka vaka ALTF bu guiding kateter ile işlem yapmışız. Balonlarla dilatasyonlar yapmışız ancak stent geçmemiş. Büyük daha büyük balonlarla dilatasyona devam etmişiz. Yine stent ilerlememiş. Bu aşamada bir tip 2, tip 3 arası bir perforasyon olmuş. Bu aşamada ne yapacağız? Bir balon kayıp uzun süreli bekleyebiliriz. Çok rahatlıkla balon geçmediği için burada bir guideliner desteği almışız. Sonra Graves stent göndermeye çalışmışız. Olmamış. O aşamada tabii perforasyon yerini kapatmak lazım. Bir taraftan da Graves stent koymak lazım. O sebeple çift guiding kateter tekniğine geçmek gerekiyor. Biz bu aşamada tabii hastanın hemodinamisi bozulduğu için resitasyona başlamışız. Bir anlamda perikardiyo sentezi yapıyoruz. Diğer guiding kateterimizi de gönderip balon ile perfora bölgeyi kapatırken bir taraftan da Graves stent gönderiyoruz. Çift dual guiding kateter tekniği. Graves stent koyduktan sonra perforasyon kapandı. Bu başka bir vaka. LAD mid bölgesinde lezyonu olan bir vaka. Hızlandırayım biraz. Stenti koyduktan sonra bir perforasyon var. Oldukça da ürkütücü bir perforasyon. Perforasyonun nereye olduğu önemli. Yani perikarda mı kavite mi? Çünkü ona göre yönetimi değişiyor. Baktığınızda ürkütücü bir perforasyon bu. Çok fazla volüm var yani kontrast geçişi var. İnsanı panikletebilir. O yüzden hemen panik yapmadan hastanın genel durumuna, gidişatına bakmak lazım. Bir de nereye perfora olmuş ona bakmak lazım. Kaviteye mi, perikarda mı? Bunu değerlendirmek çok kolay olmayabilir o panik esnasında. Biz buraya Graves stent koymuşuz ama sonra hastayı değerlendirdiğimizde aslında bu bir sağ ventriküle perforasyon yani kavite perforasyonları her perforasyon tedavi edilmeli mi? Mesela kavite perforasyonlarını tedavi etmeyebiliriz. Hemodinamik bozulmaya yol açmadığı sürece sanki bir şant gibi olacak o. Dolayısıyla bu vakayı tedavi de etmeyebilir idik, takip edebilirdik ama biz panik yapıp bu vakayı stentlemişiz. Bu radyal işlem yaparken internal mammaryen arteri perfor ettiğimiz bu vaka bizde Graves stent yoktu. Elimizde Graves stent yaptık ve tedavi ettik hastayı. Koroner perforasyon tiplerini bilmek önemli. Tip 1 işte lümenden biraz duvara doğru taşıyacak. Tip 2'de ise dokuya taşıyacak. Tip 3'te ise artık perikarda açılıyor. Tip 3A deniyor buna ya da tip 3B kavite perforasyonu bazen tip 4 olarak da refer ediliyor. Kavite perforasyonlarını tip 4 olarak sınıflamak daha doğru. Ne yapacağız perforasyon geliştiğinde? Öncelikle perf olan segmenti bir balonla şişirmek lazım. Birebir çapta bir balonla 5-10 dakika beklemek lazım. Bu arada aslında hemodinamisi bozuluyorsa perikardiyo sentezi yapmak lazım. Heparin nötralize etmemek gerekiyor. 5-10 dakika beklememize rağmen hala kapanmamışsa o zaman çift guiding kateter tekniğini al kullanıp Graves stenti gönderene kadar balonu şişip sonra Graves stenti oraya yerleştirmek en mantıklı yaklaşım gibi gözüküyor. Tabii elimizdeki Graves stentlerin kaç F guiding kateterle çalıştığını bilmek lazım. GraveMaster kalın şaftlı bir stent. 7 French guiding kateterle çalışırken Bagrat papyruslar daha ince. Bunlar 5-6 French guiding kateterle çalışıyor. Bir kere koroner anjiyografi
laboratuvarında grav stent yok ise kesinlikle anjiyo bile yapmamak lazım. Bazen tel perforasyonları oluyor. Burada kuyilleri de elimizde bulundurmak gerekiyor. Burada termonun, bostonun ve kovidinin, kukun kuyilleri mevcut. Bir diğer komplikasyon tel kopması, yani tel kaybı ya da stent kaybı, ekipman kaybı. Biz kendi yapmış olduğumuz radyal, ulnar yoldan yapmış olduğumuz bir vaka. Obtusta ostel bir lezyon var. Buraya predilatasyon her vakada yapmak lazım. Burada yapmadan stenti kolayca geçirip hemen halledilebildiğimiz anda stentin ana koronerde embolize olduğunu gördük. Burada hemen panik yapmadan teli stentin içinde korumak lazım. Stentin içinde olduğu zaman teli bu koroner stent embolizasyonunu yönetmek çok daha kolay. Biz birçok manevra yaptık, bunları anlatacağım. Onlara rağmen çıkarmayınca en son koroner sinevi kullandık. Stenti kaybettik ama telimiz içinde ise işimiz kolay. O zaman hemen 1,5 mm'lik bir balon alıp 3-4 ATM'de stentin içinde şişip tüm sistemi geri çekiyoruz. Eğer bu konuda başarılı olamaz isek, o zaman stenti eğer embolize olduğu yerdeki damar çapı uygunsa oraya yerleştiriyoruz. Değilse küçük çaptaki balonla şişirip onu daha distale, damar çapının uygun olduğu bir yerde tekrar stenti açabiliriz. Bunlar yetersiz ise, telimizde çekmemişsek, iki tane daha tel gönderip stentin yan taraflarından bu telleri dışarıda birbirine dolandırıp uçlarını koroner içinde dolandırıp çekip, yani birbirine tilt edip çekip geri alabiliriz. Bu da bir yöntem. Eğer bunlar başarısız oluyorsa sineyir kullanabiliriz. Sineyir de alamıyorsak o zaman balonu stentin yan tarafından bir tel gönderip o stenti bulunduğu yere yapıştırıyoruz. Kıraş ediyoruz bir başka stentle. Ama tabii ki bunu ana koronerde yapmamak lazım. Bizim stentimiz ana koronerde embolize olduğu için orada onu kıraş etmek hiç mantıklı değildi. Biz de çok şükür sineğiyle onu çıkarabildik. Özetle komplikasyonlar her zaman olacaktır. Önemli olan bunu yönetebilmek. Birine tecrübeli operatör diyebilmek için olası komplikasyonlarından üstesinden gelebiliyorsa eğer bu operatör tecrübeli operatör ünvanını kazanabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.